hayalim vardı, bir hayalim. O hayali böyle gün gün, ay ay, yıl yıl böyle gerçekleştirdik. Ben Sinan Aydın. Vestel'le yaşamış olduğum bir hikayeyi sizlere anlatmak ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayvalık'a tatile gelmiştim. Elimizde imkanı varken buradan bir yazlık almaya karar verdik ve yazlığımızı aldık. Aldığımız dairenin beyaz eşyayla ilgili eksiklerini gidermek için eşim ve çocuğumla beraber Ayvalık'a gezmeye indik. Bir Vestel bayisine içeriye girdik. Bizi gerçekten çok güler yüzlü ve samimi bir bayan karşıladı. Sinan Bey çamaşır makinesi ihtiyacı için gelmişti bize. Çamaşır makinesinin gerekli bilgilerini anlattık kendisine. Çamaşır makinesi aldıktan sonra kısa bir süre geçmeden servis geldi. Bir tane genç delikanlı, güler yüzlü, hoş çocuklar. Ve makineyi kurarken bunun nasıl çalıştığını ve ilk defa Vestel kullandığımızı anlattık. Çocuklar sabırla, İyi niyetle, güler yüzle bizlere bunları tek tek anlattı. Ben yine soruyorum, bir de anlatır mısınız? İnanın ben 4 kere sordum, çocuklar 5.'yi bana tekrar anlattılar. Çocuklar anlattı, memnun kaldık. Onları memnun etmek bizim en büyük görevimiz. Bir de karşı tarafınla bu memnuniyetinin bize yansıtması çok mutlu etti. Ertesi gün benim kapı çaldı. Ellerinde bir çiçekle geldiler. Yani biz de dedik en azından bir teşekkür bağında bir hediye götürelim amaçlı. Böyle bir şey düşündük. Buyur ettik, davet ettik. Hiç böyle bir güler yüzle, bir hediyeyle karşılaşmadım. Ben çok memnun oldum. Çocuklar uğurladık, sohbet ettik. Eşime dedim ki hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Vestel'e. Ne yapacağız? Bulaşık makinesi alacağız. Eşimi aldım arabaya, bindik. Tekrar Vestel bayisine geldik Ayvalık'a. Ben Sibel Hanım'a bağırdım. Dünkü gönderdiğiniz servisler nerede kardeş? O anda sanki dünya durdu, ne yapacağımı şaşırdım. Hayırdır, bir sıkıntı mı var beyefendi? Ben dün çamaşır makinesi aldım. O servisin bana yapmış olduğu jest beni duygulandırdı. Ben bugün bir de buraya bulaşık makinesi almaya geldim. Ve o andaki rahatlamam bambaşkaydı benim için. Bana aynen şu kelimeyi kullandı. Beyefendi çok teşekkür ediyorum. Ancak şu an o servisteki arkadaşlar burada değil. Ben dedim bulaşık makinesi almaktan vazgeçtim, gidiyorum. Bayimiz bizi aradı. Sinan Bey bir ürün aldığını, tekrar hizmet almak istedi ama dünkü gelen ekibi istediğini söyledi. Normalde bütün RUT günleri o gün olmadığı halde kendini arkadaşları yönlendirdik. Size teşekkür ediyorum ama bu teşekkür sizle benim aramda kalmasın. Çocuklar çalışırken ben Vestel müşteri hizmetlerini telefonla aradım. Telefon açtım, karşıma direkt genel müdür çıktı. Sizin nezdinizde herkese teşekkür ediyorum. Kendisinin de çok çok memnun olduğunu, bizi memnun eden personelin de memnun edileceğini bizzat kendisi telefonla söyledim. Bana göre şunu ifade ediyor. Satışlarda ve serviste insan ilişkilerinin daha ön planda olduğunu ve ikinci olarak da müşteri memnuniyetsizliğini değil de müşteri memnuniyeti konusunu da bana ifade ediyor. Şu an Vestel'den 3 ürün almış oldum. Yıllarca başka marka kullanıp daha sonra Vestel'e geçirdiğimiz için hem kendim adıma hem de servisim adıma ve hem de Vestel ailesi adına çok mutluyum ben. Böyle bir anı geçti aramızda. Bunu da paylaşmak istedik. Her şey için teşekkür ediyorum. Bizim daha çok şeyler yapmamız lazım.